Manşete hoş geldiniz. Günlerden 25 Mayıs 2022 Çarşamba. Gündemde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ana muhalefet liderinin Erdoğan kaçacak. 100-200 kişiyle birlikte Amerika'ya kaçacak. Bunun yolunu yapıyor. Amerika'ya para aktarıyor. İddiası var. Bununla ilgili çok sayıda görüş var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasında yaptığı çıkış, verdiği fragmanla bir beklenti oluşturdu. Ama o beklentiyi akşam 22'de Twitter'a koyduğu videoyla karşılamadı. O beklentiye cevap veremediği yönünde eleştiriler var. Ben de kısmen bu eleştirilere katılıyorum. Bir diğer tarafı Kılıçdaroğlu ne söylerse söylesin işte oğluyla para sıfırlaması tapelere yansıyan ve bunun da montaj olmadığı ortaya çıkan kişi 8 senedir 9 senedir demir yumrukla ülkeyi idare ediyor. Dolayısıyla siz ortaya hangi yolsuzluk belgesini koyarsanız koyun bir tesiri olmayacak, bir etkisi olmayacak diye düşünenler de var. Buna da kısmen katılıyorum. Yine aynı şekilde benzer bir düşünce Kılıçdaroğlu yaptığı son hamlelerle gerçekten dikkat çekiyor. İşte kurumların kapısına gitmesi, Merkez Bankası, TÜİK gibi, Sadat gibi Siyasi suikastler olacak vesaire gibi iddiaları. Son dönemde etkili çıkışları ve bütün muhalefet liderleri içerisinde en parlak çıkışları yapması. En dikkat çekici hamleleri yapması. Kendinden konuşturması ve iktidarı da karıştırması yönüyle ki dün iktidar tarafı AKP tarafı baya bir karıştı. Bundan dolayı da ses getirdiği yönünde görüşler var. Yani Kılıçdaroğlu sadece tek eylemle değerlendirilmemeli arka arkaya yaptığı hamlelerle gerçekten ses getiriyor ve iktidarı telaşlandırıyor diyen bir cephe var. Bu cepheye de kısmen katılıyorum. Peki sen ne düşünüyorsun? Açıkçası Türkiye'de Türkiye ile ilgili konuları analiz ederken siyah beyaz yok. Elbette tercihler var. Haklı haksız yok. Elbette kişilerin duruma göre aldıkları pozisyonlar var. Hepsini bir arada değerlendirmek icap ediyor. Ama somut konularla gidecek ve onunla başlayacak olursak Kılıçdaroğlu bu konuda yeterli Türkçe bilgisine sahip olmak ve geriye doğru Türkiye'nin yakın tarihi hakkında 3-5 senesi, 8 senesi hakkında bir fikir sahibi olmanız yeterli. Kılıçdaroğlu grup konuşmasında çok mühim hedefler verdi. Bir kaçışın anatomisi filan dedi. 100-200 kişinin Erdoğan'la beraber ailecek. Amerika'yı da ima etti Amerika'ya kaçacağını bunu belgeleriyle anlatacağını falan söyledi bürokratları göreve çağırdı kaçmayın dedi onları sizi dedi uçağa almayacak onlar dedi siz aşağıda kalacaksınız dedi vesaire muazzam bir beklenti oluşturdu çıtayı öyle bir yere koydu ki arkası gelecek ve e, acaba neyi ifşa edecek filan diye galiba AKP tayfası da şey yaptı telaşlandı biraz da ondan AKP sözcüsü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı falan sırayla böyle ekranlara çıktılar falan yalanlama yarışına girdiler vesaire AKP'yi telaşlandıran bir ifşaat gelmedi gece Türkiye saatiyle 22'de şimdi ben size şeyi izletmeyeceğim Kılıçdaroğlu'nun 22'de koyduğu 5 dakika küsür saniyelik Twitter'daki videoyu izletmeyeceğim ama grup konuşmasında ne dedi onu seyrettireceğim. Lütfen grup konuşmasında ne dediğine bir daha dikkatle bakın. Ondan sonra üzerine konuşalım. E, aradaki boşlukları bazı birkaç tekrarı aldım ama özünü korudum. E, i̇ki dakikalık bir band. Lütfen sonuna kadar seyredin. Nasıl bir beklenti oluşmuş? Kılıçdaroğlu nelerden bahsetmiş? Akşam ne çıkmış? Birlikte bakalım. Önce Kılıçdaroğlu'nun... Dünkü grup konuşmasını izleyelim. Dediğim gibi montajladım. iki dakikalık bir e, video. Suça bulaşmış bürokrat. Beni iyi dinle kardeşim. Sen bunların suç çarkını döndürürken bunlar seni kendilerini kurtarma planlarının içine hiç dahil etmiyorlar. Toplu bir kaçış planı yürürlükte. Bu işlenen suçlardan sana rol biçtiler. Değişim geldiğinde halinin nice olacağını ise inan hiç umursamıyorlar. Ben sana biraz detay vereyim ey sarı bürokrat. Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan vakıf süsü verdiği Türkiye merkezli paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Bu yurt dışındaki yapıların başında da Erdoğan'ın aile bireyleri geliyor taşınan kara paralarla yurt dışında kurdukları bu paravan kurum üzerinden o yabancı ülkede oturma ve çalışma izni çıkartmak istiyorlar. Bu birkaç yüz kişiyle sınırlı izin çıkarma peşindeler. Yani ey Pensilvanya diye bağıranlar şimdi kendi Pensilvanyalarını oluşturma telaşındalar. Şunu çok iyi bilmen gerekiyor suça bulaşmış bürokrat. Bu birkaç yüz kişilik kurtarma operasyonunda sen asla yoksun. O uçaklardan yeri ayrılanlar arasında da sen olmayacaksın. O uçağın kapısı sana hiç açılmayacak. Ben en iyisi bu akşam saat 22'de bu skandalı açıklayayım. Sen de beni dinle. Amacım pisliğe bulaştırdıkları seni bu sarmaldan yol yakınken kurtarmaktır. Senin üzerinden bitkisel hayata soktukları devleti yeniden canlandırmaktır. Ey devletin şerefli bürokratlarım bunlarla birlikte sizi de akşam saat 22'de bekliyorum. Sizlerin benim başımın üzerinde yeriniz var. Akşam onda bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim. Milletimi de bekliyorum. Onlar da Türkiye'de paralel öğrenci vakıflarının niçin kurulduğunu daha iyi öğrenecek ve anlayacaklar. Erdoğan sakın reddetmeye kalkma. Bütün gerçekleri biliyoruz. Bütün belgeler elimizde. Akşam görüşürüz. Evet. Kaçış planının anatomisini akşam 22'de Türkiye saatiyle Twitter'a koyduğu videoda görebildiniz mi? Ben göremedim. 100-200 kişi kim? Ben göremedim. Ee, akşamki videoda 60-70 milyon dolarlık bir aktarma, aktarım olduğu Türkiye'deki Ensar ve Türge vakıfları aracılığıyla işte Türken vakfına Amerika'daki... Çok isimler de verilmedi gerçi de. Peki bu 60-70 milyon dolar bu kaçacak Erdoğan ve ailesi 100-200 kişi ve çevresi neyse 100-200 kişi için mi? Yeter mi? Bu adres Amerika mı? Neden Amerika? Amerika onlar için güvenli mi değil mi? Bir sürü soru işareti. Açıkçası bu konuda da tatminkar değildi. Yani Amerika Erdoğan ve ailesinin Türkiye'de boğazına kadar yolsuzluğa batmış, suça, suça batmış bir şebekenin ...kaçacağı son ülke olurdu. Hakeza Avrupa'da herhangi bir ülkede. E, açıkçası... ...kaçar mı çarpışır mı diye yazarken... ...onu düşündüm ben. Erdoğan kaçar mı veya Erdoğan'ın kaçabileceği... ...güvenli bir ülke var mı? O konuda fikrimi söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu evet... ...grup konuşmasında öyle büyük bir beklenti oluşturdu ki... ...özellikle onu tekrar getirdim ekrana... ...o beklentilerin hiçbirine cevap veremedi akşam. Bunun altına çizmek zorundayız. İki... Kaçar mı çarpışır mı? Bana göre kaçmaz. Çünkü Erdoğan'ın kaçabileceği bir ülke yok. Nereye gidecek? Katara mı? Birleşik Arap Emirlikleri'ne mi? Malezya'ya mı? Singapur'a mı? Asya'dan örnekler veriyorum. Hadi diyelim Moskova'ya mı gidecek? Putin'e yoldaş olarak. Azerbaycan'a mı kaçacak? Bakü'ye. Dost ve kardeş ülke. Kuzey Kıbrıs'a mı kaçacak? Yavru vatan. E, bulamıyorum. E, Erdoğan'ın e, tabiatı gereği ve iç, e, bulaştığı suçlar ve geriye doğru sicili nedeniyle sonuna kadar çarpışacağını, sonunda ölüm varsa e, ve e, herhangi bir güvenli ülkeye kalkmak üzere bir uçağın alanda e, beklemeyeceğini düşünüyorum. Erdoğan açısından söylüyorum ama Erdoğan'ın çevresi, ha onu, onu çoktan yaptı. Erdoğan'ın çevresi çoktan e, belli başkentlere, belli şehirlere e, veya belli bankalara, belli adalara ...veya belli offshore hesaplarına... E, ...mallarını, mülklerini, hesaplarını taşıdılar. Ailelerini gönderdiler. ailelerini Avrupa Birliği veya farklı ülke oturumları... ...ya da vatandaşlıkları aldılar. Çocuklarını o okullara yazdırdılar. Ve onların e, geleceğini de garanti altına aldılar. Bunu e, Erdoğan çevresi, iş dünyası veya partili... E, ...çevresi olarak düşünebilirsiniz. Ama özelinde Recep Tayyip Erdoğan söz konusuysa... ...ben Erdoğan için güvenli bir ülke olmadığını düşünüyorum. Hele hele Amerika hiç değil. Diyelim ve Kılıçdaroğlu meselesiyle devam edelim. Yani Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları üzerine konuşulan gündemle devam edelim. Bahsettiğimiz gibi Türkiye'den kaçma hazırlığında olduğu ve bu amaçla yurt dışına para çıkardığı belgeleri dediği konu gerçekten 60-70 milyon dolarlık bir belge şeydi, belgeydi. Bunlar da açık kaynaklarda, açık kaynaklardan elde edilecek. Aslında yeni de değil, Türkiye medyasında veya belli sosyal hesaplarda yıllar önce yayınlanmış konulardı bunlar. Dolayısıyla malumu ilham etti. Yani bir gizli belge veya bürokratların sızdırdığı bir belge vesaire söz konusu değil. Kaçış planı diye anlattığı konu Türgev ve Ensar Vakıflar aracılığıyla Amerika'daki bir vakfa ki onun da Türken olduğu ortaya çıktı. 60 milyon dolar para nakledilmesi. Evet. Türken Vakfı'nı da ismen vermedi. O sonradan ortaya çıktı. Orada e, Yavuz Selim Kıran paylaşmış. E, Türken Vakfı'nın New York'ta inşa ettiği yurdun inşaatında incelemeler de bulunduk diyor. İnşaat fotoğrafları da var. Yani diyor ki Türken Vakfı'na gelen bu parayı biz burada amacına uygun harcıyoruz. Dolayısıyla o para çarçur edilmiş veya belli hesapta belli bir aile için bekletiliyor değil diye böyle bir cevap da gelmiş. Ama e, Kılıçdaroğlu iddiasını sürdürüyor. Kılıçdaroğlu cephesi de iddiasını sürdürüyor. Ancak bir sözü var ki e, o dikkatimi çekti. Onun altını çizdim. Köprüler, e, yollardaki büyük paraları düzelteceğiz. İşte o yollar, köprüler, kamu özel işbirliği filan tamamını kamulaştıracağım diyor. Boğaz köprüsünden geçen ne ne ödüyorsa siz de aynısını ödeyeceksiniz diyor kamyonculara. Valla esasen hiçbir köprüden veya otoyoldan geçiş ücreti olmaması lazım. Benim yaşadığım İngiltere'de bu yok. Hiçbir ülke köprüden, tünelden, otoyolda otoyol ücreti şu bu falan yok. Yeni yapılıyor, akıllı yollar inşa ediliyor, şu oluyor, bu oluyor. Hiçbirine bir ücret konmuyor. Bana göre doğrusu da bu. Hem madem kamulaştıracaksınız, dolayısıyla halkın üst üzerindeki yükü de alın. Ha, elbette belli belli bir süre, belli bir makul ücret söz konusu olabilir ama nihai olarak e, kara geçmiş. Hele boğaz Boğaziçi Köprüsü, Fatih Köprüsü gibi köprüler çoktan parasını çıkardı. E, orada para basmaya gerek yok. Yine e, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında ki bu açıklama kendisinin bizzat. E, bana göre en önemli konu şu. E, açıklamaların doğruluğu, yanlışlığı belgeli olup olmaması daha fare doğruluğu. Kılıçdaroğlu bir bürokrat olduğu için, bürokrasiden geldiği için en son SSK Genel Müdürlüğü yapmıştı. Devleti bir hesap uzmanı olarak da devlet e, kamu maliyesini çok iyi biliyor ve doğrudan e, buradan e, bürokratları hedef alıyor ve bürokratların vicdanına kalbine oynuyor. Yol yakınken e, vazgeçin bu hatadan e, Kılıçdaroğlu abinizi amcanızı neyse dinleyin diyor vesaire. Hatta daha önce de bir milat vermişti e, belli bir zamana kadar e, bürokrat ben bu işte yokum diyenleri e, mazur görecekti ama ondan sonrası için onları suçlu kabul edecekti vesaire. Fakat bürokratları oynaması önemli. E, AKP tabanında bir rahatsızlık oluşturdu. AKP tabanından özellikle AKP'li milletvekillerinden CHP'li milletvekillerine ya Kılıçdaroğlu ne açıklayacak? Ne var gece 22'de filan diye? E, meraklı telefonların gittiği veya e, sorguların e, gittiği e, bilgisi kulisi var. Ve yine belli bürokratların ...AKP'de milletvekili olmak için... ...dokunulmazlık zırhı kazanmak için... ...belli AKP genel merkezinde... ...belli kapıları aşındırdığı bilgisi de var. Bir gün kaçtaşı... ...Kılıçdaroğlu'nun kaçış planı açıklamasıyla... ...A Haber'de kuyruk oluştu. Bir AKP'li gidiyor, diğeri geliyor demiş. Onlar da önlem almışlar. Onlarcası işte... ...bir şekilde A Haber'de, CNN Türk'te... ...bu da CNN Türk ekranı... ...ve bu konuyu bir biçimde... ...yani öyle bir mevzilenmişler ki akşam açıklama gelecek ve biz de bu açıklama üzerine açıklamanın tonuna göre bir karşı hamle yapacağız ve o hamleyi yaptılar şey açısından da önemli yani evet Kılıçdaroğlu bir şeyin ucunu gösterdi ama onunla bile böyle büyük bir tepkiye yol açtı İktidara yakın kanallarda bir telaşa yol açtı ben bunu da önemsiyorum her ne kadar grup konuşmasında vadettiği verileri akşam ortaya koymasa da Özer Sencar, ABD'deki yandaş vakıflara aktarılan paraları bir kaçış planı olarak sunmak her türlü gerçeklikten kopulduğunu gösterir. Bu tip iddialar iktidarı yıpratmaktan ziyade seçmenini konsolide eder demiş. Orada Süleyman Soylu'nun şu tweet'i de çok konuşuluyor. Yalancı bir grafik yapmış ve işte Süleyman Soylu İçişleri Bakanı ama yani troll başı olarak görebilirsiniz. Siyasetteki Türkiye siyasetindeki seviyeyi göstermesi açısından önemli. Ayrıca Kılıçdaroğlu ortaya koyduğu belgeler itibariyle yalancı değil. Doğru belgeler ortaya koydu. Fakat şu yönüyle Süleyman Soylu ona yalancı diyor. Sen bir kaçış planından bahsettin. 100-200 kişi kaçacak dedin. Şöyle böyle dedin. Ben belgeleriyle işte ortaya koyacağım dedin. Ama bununla ilgili bir şey yoktu senin açıklamanda diyor. Kastettiği yani yalancı demesinin bir nedeni o. Muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu'na. Seçim için 61 bin kişilik ekip nerede bu İstanbul'da CHP İstanbul İl Sekreteri Oğuz Kemal Yakar açıklamış. Diyor ki Canan Kaftancıoğlu ile birlikte sadece İstanbul'da yaklaşık 4 bin avukat ve 57 bine yakın asil yedek sandık görevlimizle yarın seçim olacakmış gibi hazırız. Bu çok önemli bir şey İstanbul'da zaten İstanbul'da 2019'daki iki seçim bu yüzden kaybedilmedi kazanıldı benzer bir olayın, benzer bir avukat ve benzer bir sandık görevlisi, müşahidi neyse e, ve diğer partilerden altılı masa niye var? Diğer partilerden alınacak, alınan, alınacak destekle İstanbul bir vilayetse 80 vilayette de Aynı şekilde uygulanması lazım. Ama 2019 seçimlerinden biliyoruz. İstanbul'da bu yapıldı. Ankara'da sandıkların ancak yarıdan fazlası kontrol altına alınabildi. Ve belki de bu sebepten Mansur Yavaş kaybedebilirdi. Eğer Ankara'nın tamamı kontrol altına alınsaydı Mansur Yavaş belki de çok daha açık farkla kazanacaktı Ankara'daki seçimi. Ankara'da dahi bu e, avukatlar ve bütün sandıklarda partili görevliler yoktu diyelim. Özer Sencar devamla demiş ki Türkiye'yi alma gücün varsa İstanbul'u verirsin. Seçildikten 3 gün sonra kayım atarsın diyor. E, yani şey tartışması çok çürük bir tartışma. E, yani hiçbir iktidar sözcüsünün veya altılı masa yetkilisinin artık buna tevessül etmemesi icap eder. İstanbul ve Ankara belediye başkanları seçildiler 2019'da 2024'e kadar görev başındalar. Onlardan birini aday gösterirsek İstanbul gider, Ankara gider. Bu tür şeylere hiç bel bağlamamak lazım. Bu tür yani bu argümanla da e, siyaset yapmamak lazım. 2023'te Tayyip Erdoğan alırsa onlara zaten kayım atacak. Yani bunu zaten Ekrem İmamoğlu ifade etti. Doğru da söylüyor. Dolayısıyla İstanbul'u kaybederiz, Ankara'yı kaybederiz gibi zırva siyasi analizlerden çıkın. Eğer biri böyle bir analiz yapıyorsa da oradan uzaklaşın, onun siyasi aklına verin, geçin yani. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kılıçdaroğlu ile Erdoğan ikinci tura kalırsa Erdoğan'a destekleriz dedik. Başımıza gelmeyen kalmadı. Özellikle Konya'da o kadar ciddi tepki oldu ki biz de şaşırdık. İkinci turda kimseye destek vermeyeceğiz demiş. Bu açıklamada önemli olan ne biliyor musunuz? Konya AKP'nin kalesi, milli görüşün kalesi. Necmettin Erbakan Adalet Partisinden aday olup olamayınca e, Odalar Borsalar Birliği başkanlığından sonra Demirelle de bir ihtilaf yaşıyor. O dönem 60'lı yılların sonu, 69 seçiminde Konya'dan bağımsız aday oldu ve e, iki kişinin e, alacağı kadar, iki bağımsız adayın alacağı kadar oy alıp tek başına Konya'dan bağımsız ve vekil olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Ve öte, ondan sonra da Konya hep Erdoğan'ın aynı zamanda aday, şey Erbakan'ın aday olduğu ve Refah Partisinin Milli Selamet Partisinin ondan önceki partilerin tulum çıkardığı falan bir il oldu. Konya çok önemliydi. Dindar seçmen tabanının yoğun oldu ve dediğim gibi 50 yıldır milli görüş çizgisindeki partilere oy veren bir şehir. Fatih Erbakan, Kılıçdaroğlu karşısında Erdoğan'ı destekleriz. O da Kerhen deyince Konya ayağa kalkıyor. Erdoğan'a kesinlikle oy yok diyorlar. Dindar AKP seçmeninin Kılıçdaroğlu karşısında bile Erdoğan'a oy vermeyecek olması açısından bu çok önemli. Başımıza gelmeyen kalmadı diyor Fatih Erbakan. Şaşırmışlar. Evet bu yarın için bir umut olduğunu gösteriyor. Fatih Erbakan'ın açıklaması bir de bu yönden düşünülmeli. Bir de bazen gerçekten çok zeki hamleler oluyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bunu onun için getirdim. Bekir, Be Bekir Bozdağ demişti ki tweet arttı diye soruşturma açılan bir kişi yok. Tweet'e yazanlardan dolayı açılıyor soruşturma demişti. Kemal Peköz Adana Milletvekili tek soruluk bir soru önergesi vermiş Meclis Başkanlığına. Türkiye'de attığı tweet'in içinde yazandan dolayı soruşturma açılan kaç kişi vardır? Çok güzel. Böyle hareketlere ihtiyaç var. Orada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İsveç'le ilgili bir açıklama yapmış falan. Cengiz Aktar harika yapıştırmış cevabı. Kurumların çöküşü öyle bir aşamada ki tamamen dış işlerinin görev ve sorumluluk alanında olan bir konuda İletişim Başkanlığı denen rejimin propaganda aparatı Fikir serdediyor diyor. Bir önceki yayında Türk Polis Teşkilatı'ndan işte Amerika'ya uyarı açıklamasını getirmiştim. Yani Amerika'daki Türklere falan uyarı falan. Halbuki Türk Polis Teşkilatı'ndan Amerika'daki Türkler ne? Yani Amerika'daki Türklerle ilgili bir Türkiye vatandaşları diyeyim daha doğrusu uyarıyı Dışişleri Bakanlığı veya Amerika'daki elçilik yapar. Ben de anlatıyorum. Bakın. 79 yaşındaki eşi Hacı Özer'le birlikte tutuklanan 80 yaşındaki Makbule Özer ne diyor? Türkiye'nin hali pürmelali. Dört duvar arasındayım. Şekerim, nefes darlığım ve tansiyonum var. Yürüyemiyorum. Şu an perişan haldeyim. Her an burada ölebilirim. Türkiye böyle bir ülke. Ve bu kadının sesini kimse duymuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışı kadar bile konuşulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü kaçış planının anatomisi, Çıkışının onda biri kadar gündem olsaydı bu kadın içeride olmazdı. O arada tabii bir incelik. Yusuf Yerkel ki Soma'da madenciye tekme atan dönemin başbakanlık müşaviridir. Çocuğu rahatsız ve güç durumda. Onunla ilgili bir tweet atmış Tuğçe Varol'da. Çok üzüldüm Allah acil şifalar diliyorum. Bir gün eğer annesine babasına tepkiliyim diye eğer bir çocuktan dolayı bir çocuktan bir duayı esirger hale gelirsem boşuna nefes alıyorum demektir. Yani e, suçun şahsiliği esastır. Kabahatlerin e, sorumluluk da öyledir. Şahsidir. E, bundan dolayı kimsenin çoluğu çocuğu, annesi, babası, şu bu neyse mesul tutul, tutulamaz tutulmamalıdır. İlkesinin bir kere daha altını çizmiş. Gel gelelim Nuriye Gül, Gülmen e, bugün davası var hakkında bir imza kampanyası vardı dün. Onu da imzaladım. Hala hala da devam ediyor bildiğim kadarıyla. Ben imzaladığımda 900 küsür kişi imzalamıştı. Destek çok az. Fakat mühim bir şey söylüyor savunmasında. Talimatla iş yaptınız. İşte arkanızda bir örgüt var. Talimat alıyorsunuz falan lafları üzerine. Sorumluluklarımı yerine getirmemi bir örgüt talimatına bağlayan akıl ancak sorgulama yeteneği olmayan, emir talimat dışında bir hareket serbestisi tahayyül edemeyen bir akıldır. Yüzde yüz onaylıyorum altına imza atıyorum. Hepimiz benzer eleştiriyle karşılaşıyoruz veya benzer saldırıyla karşılaşıyoruz. Bunu kendi mahallende de görüyorsun, karşı mahallede de görüyorsun. Mesela kendi mahallende sen kesinlikle talimatla hareket edersin. Bak bu konuda yanlış yaptın, bu konuda şöyle yap, böyle yap. Niye? Kendisi talimatla alışmış çünkü. Öyle almış, öyle yürüyor. Dolayısıyla seni de aynı şekilde değerlendiriyor. Bilmiyor ki. Aksi de mümkün. Dolayısıyla bu dost düşman herkesin zihninden geçen bir düşünce talimatla iş yapıyorsun meselesi. Çok güzel cevap vermiş Nuriye Gülmen. O arada son bir hafta içinde Aynur Doğan, Mikail Arslan, Edis, Metin Kemal Kahraman, Sterka Karvan, Apolas Lermi ve Niyazi Koyuncu'nun konserleri iptal edilmiş. Orada arada Aynur Doğan İstanbul'da konser verecek. Orada da hadise çıkmasa bari Aynur, Do Aynur Doğan'ın konserinde işte kapıda olacağım falan diye tweet atanlar falan var. Her neyse. Pendik Halk Eğitim Merkezi'nin 25 Mayıs 2022 tarihinde yani bugün sahil meydanda düzenleyeceği etkinlikte sahne alman Pendik Belediye Başkanı tarafından engellendi diyor Niyazi Koyuncu. Evet. Bir diğer önemli gündem maddesi Erdoğan'ın bir kaos planı peşinde olduğu bu kaos planlarından birinin mesela bir savaş açmak, bir savaşa girmek, iç veya dış çatışma neyse olduğu dillendiriliyor. 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturacağız. Bu Suriye ile ilgili tarafı. Yunanistan'la ilgili tarafı Yunanistan bizimle nasıl bir oyun içinde şu anda ona yakın üs var Yunanistan'da bu işlerle acaba kimi tehdit ediyor bir de böyle bir tarafı var. Benim için Michotakis diye birisi yok. Michotakis tabi Amerikan kongresinde konuşup ayakta alkışlanınca dakikalarca veya sarayda kabul edilince bunu hazmedemedi. Çünkü kendisi telefonla bile konuşamıyor Joe Biden'la Amerika'yla. Ee, onun da getirdiği bir şey var. Yani Suriye'de, Irak'ta ne bileyim Yunanistan'da e, Erdoğan çatışma arıyor. Öyle görülüyor. Ve yeni yaşamın bugünkü manşeti son derece dikkat çekici. Savaş tacirliği manşetiyle çıkmış. Kuzeydoğu Suriye'de Saldırı sinyali veren Erdoğan herkesle Kürt karşıtlığı pazarında diyor ee, ve işte dün e, Pençekilit Operasyon Bölgesi ki yani Pençekilit Operasyon falan deniyor. Gazetelerde bu dili kullanıyorlar ama yani sınırlarınız dışında bir ülkeye o ülke davet etmemişse onun izni hilafına girmişseniz işgal oluyor bu. Dolayısıyla Türkiye'nin sınır ötesi her harekatı Suriye ise Suriye'yi işgal Irak'sa Irak ise Irak'ı işgal. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı da Kıbrıs'ı işgaldi. Dolayısıyla kelimeleri, kavramları doğru oturtmak gerekiyor. Nasıl ki Rusya'nın Ukrayna'yı Ukrayna işgaline ne kadar haklı gerekçesi olursa olsun e, işgal deniyorsa. Kapa parantez. Beş vatan evladı şehit olmuşlar ve bu beş vatan evladı ile ilgili gazetelerdeki haberler küçük. Evet. Baktığınızda gazetelerde, büyük büyük ilk Türk astronotu gibi bir şey var 70 milyon dolara mı 80 milyon dolara mı ne mali olacakmış 2023'te gidecekmiş muhtemelen Elon Musk'la Space X projesiyle falan ilişkilendirilen bir şey muhtemelen oraya bir Türk turist koyacaklar onun maliyetini de işte Ankara karşılayacak dolayısıyla bir, bir Türk işte uzaya çıkmış olacak filan yani Yuri Gagarin'den 60-70 yıl sonra o arada Yuri Gagarin uzaydaki ilk insan Rus kozmonot Rusya imkanlarıyla çıktı yani uzaya her ne hal Doğu Akdeniz politik bir şey yapmış İşte Yunanistan'da sular ısınıyor dedik ya zamanı gelmedi mi diye soruyor egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada adacık ve kayalıklara birer Türk bayrağı ileştirmiş, iliştirmiş, iliştirmiş. Girit'in çevresi bütün Ege'de e, neymiş efendim bir söyleyeyim. Egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada adacık kayalıklar. Tuğçe Varol üzerine şunu yazmış. Eski bir askerin başında olduğu bir düşünce kuruluşu düşünün. Başka bir ülkenin topraklarının işgal edildi. Bu arada beğen beğenme o başka ülkeyle kağıt üzerinde müttefiksin. Bir harita yayınlıyor Yunanistan'ı kastediyor. Hasta mısınız siz? Büyük stratejisyen hakikaten Putin daldı Ukrayna'ya gördük demiş. Evet. Böyle de hesaplar var. Yani olay sadece Erdoğan'la başlayıp da bitmiyor. Bu da Cumhuriyet'ten gelsin İstanbul'u Türklerden arındırma projesi işte emperyalizmin vesaire filan diye de sıralamış. Yani burada da işte Kürtler savaş çıkartma, iç kaos, dış kaos ve işte mültecilere dönük ayrı bir şeytanlaştırma devam edip gidiyor. Şeytanlaştırma demişken Selim Temurci'nin ki 2016 Türkiye'sinin 15 Temmuz'un AKP İstanbul İl Başkanı sıradan bir isim değil. 15 Temmuz'da arka kapıdan operasyonlar yapıldığını itiraf etmiş. Ee, ve diyor ki Sedat, Pe Sedat Peker geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yanılmıyorsam ve Haziran veya Temmuz ayında gündeme getirmişti. Ben o dönem AKP'nin İstanbul İl Başkanıydım. Ağustos 2016. Bu teslimattan bahsediyorum. Maalesef üzülerek ifade edeyim ki şu anda o dönem adeta arka kapıdan dolaşılarak bizim bilgimiz haricinde bir takım operasyonlar yapılmış diyor. Bu da o olayın yani silahlanmanın belli grupların belli çetelerin silahlandırılması olayının dönemin en sorumlu isimlerinden biri AKP İstanbul İl Başkanı tarafından teyidi. O arada Sedat Peker son hareketlenme siyasetteki bu son hareketlenme üzerine Deli Çavuş hesabı üzerinden bir dizi tweet attı. Burada vakit geldiğinde ben size neler anlatacağım neler diyor. Evet. Birkaç örnek veriyor Muhsin Yazıcıoğlu suikasti veya işte ölümü vesaire gibi konular ama o vakit geldiğinde ben size neler anlatacağım, neler deli olacaksınız. Ses kayıtlarıyla, WhatsApp yazışmalarıyla anlatacağım her şeyi diyor. Bekliyoruz. Sedat Peker videoları yeni sezon ne zaman başlıyor? Bunlar teaserlar. Tanıtım teaserları öyle söyleyeyim. Televizyonculuk jargonunda. Fragmanı ne zaman göreceğiz? Yeni sezon ne zaman başlayacak? Bekliyoruz ama çok uzamayacak belli ki öyle görülüyor. Ekonomiye geçelim. Eski Merkez Bankası baş ekonomisti Hakan Kara paylaşmış. Konut fiyatındaki patlamanın en önemli sebebi para politikasındaki akıl almaz deneydir. Bunu görmek için veriye en basit haliyle bakmak yeterli diyor. Baktığınızda veriye şunu görüyorsunuz. 2021'den itibaren faiz indirimi başlamış. ...ve konut fiyat endeksi fırlamış. Faiz indiriminin başladığı Eylül ayından Mart ayına kadar... 6 aylık dönemde konut fiyat endeksi %74.7 arttı. Yıllıklandırılmış artışsa artış hızı ise %200.5. Zaten bakıldığında ben çokça video seyrediyorum. Emlakçıların anlatımlarına da bakıyorum. Emlak sayfalarında da dolaşıyorum. Karşılaştırmalara da bakıyorum. Bu konudan yakınan insanların mesajlarına da bakıyorum... Geçtiğimiz sene 1 ise 3 olmuş. Yani 3'e katlanmış. Yıl, yani yüzde %205 o demek zaten. 3'e katlanmış. 600 bin lira olan e, konutlar e, 1 800 olmuş. 1 milyon olan konutlar 3 milyon olmuş. 1-1,5 bir, bir seviyesinde olan konutlar veya evler, villalar neyse 4-4,5 dört, dört olmuş. 3'e katlanmış. Şimdi burada da mı kabahatli Suriyeliler veya mülteciler? Ya da buradaki kabahatli Emlakçılar mı, ya da buradaki kabahatli ev sahipleri mi, ya da ev satan insanlar mı? Tıpkı market zamlarından marketçilerin sorumlu olması gibi. Tırnak içinde söylüyorum. Salaklaşmamak lazım. Hepsi de, hepsi para politikalarıyla ilgili sorunlar. Bir para, para politikasının olmayışı ile ilgili sorunlar. Yok marketçiymiş, yok emlakçıymış, yok öbürüymüş, berikiymiş hikaye. Türkiye'nin en zengin %10 tüm gelirin %54.5'ini alıyor. En yoksul %50'ye ise tüm gelirin yalnızca %12'si kalıyor. Böyle bir Türkiye. Böyle bir Türkiye'de en yoksul %50'ye gelirin %12'si kalıyorsa böyle bir Türkiye'de kıvılcıma bile ihtiyaç yoktur. Daha sonra da işte işaretlenmiş yerlere saldırılar yönelir. Kürtlere yönelir, Suriyelilere yönelir. Neyse ne. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı olayı e, olayı bile cemaat projesi diyorlar. Cemaat belgesizdirdi falan diyorlar. Her neyse cemaate yönelir. Veya cemaatle iltisaklı olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma olan kişilere, hanelere, ailelere, evlere yönelir. Maalesef. Para arıyor iktidar. Bakın yoklama kaçağına bedelli fırsatı da bu. Para arıyor. Bedelli askerlik var zaten parayı bastırıp e, yapıyorsun artık askere de gitmiyorsun en son yani ben bedelli askerlik yaptım 1999 senesinde çıkan kanunla o zaman e, bedel ödeyip yani para ödeyip veya yani döviz ödeyip neyse döviz karşılığı TL ödeyip 28 gün askere gidiyordun onu da kaldırdılar şimdi mesele şu yoklama kaçağına bedelli fırsatı bir fırsat veya işte yoklama kaçaklarını sisteme kazandırma falan filan değil. Veya yoklama kaçaklarını azaltma, eksiltme filan değil. Paraya ihtiyaç var. İktidar her yere saldırıyor. Bakın mesela Sağlık Bakanlığı böbrek taşlarının oluşumunu engelleyen ilaçları ithal edilebilenler listesinden çıkarmış bir sürü hasta bundan dolayı mağdur. Niye? Artık bu tür hemen yani e, döviz götüren ya da döviz karşılığı TL'ye götüren bütün kalemlerden tasarruf etmeye girdiler. Yani e, ihtişamdan, e, saltanattan, şatafattan tasarruf yok ama halkın sırtına binen veya halkın daha da sağlıksızlaşmasına yol açan bu tarz tasarruflar var. Para yok çünkü. Bütün bunların hepsine böyle bakmak lazım. Mahve İlmez soruyor. Faiz düşünce kur yükselecek, ihracat artacak, ithalat düşecek, cari açık düşecek, üreticiler ithalat yerine üretime geçecek, fiyatlar düşecek. Fiyatlar düşünce enflasyon düşecek, enflasyon düşünce kur düşecek e diyor. Faiz indireli 9 ay oldu. Henüz sadece kur yükseliyor. Bir önceki yayında 16'da tutmak için veya da 16'nın altında tutmak için 15.97'de operasyon çekiyorlar veya döviz satıyorlar. Dolar satıyorlar diye kulis bilgilerini paylaşmıştım. Dün 16'yı da tutamadılar. Geçti. Şimdi de artık belki de 17'de tutmaya çalışıyorlar bilmiyorum. Ya da yarın tekrar 18, 19, 20 lira, 20 liralara çıkacak. Sonra tekrar bir operasyon çekecekler. 16, 17 liraya düşürünce bak işte biz dövizle mücadele ediyoruz diyecekler. Bilmiyoruz. Koptu gidiyor çünkü. Koptu gidiyor derken Melis Alpan paylaşmış. Yakın arkadaşlarımın yarısı yurt dışına göçtü. Elim ayağım diyebileceğim apartman görevlimiz Berlin'e gitti. Şimdi de mahalle kuaförüm Amerika'ya göçüyor. Herkes ama herkes gitti gidiyor. Sadece doktorlar, mühendisler değil demiş. Sadece bazı meslek gruplarından insanlar yurt dışına göçüyor diyorlar. Yalan. Fırsatını bulan, cesaretini toplan, toplayan, daha iyi bir gelecek hayal eden herkes gidiyor. Durum bu. Uğur Gürses paylaşmış ki... Birleşik Krallık Başbakanlık resmi hesaptan atılan bir tweet ve fotoğraf üzerine... Katar, Britanya'da... 5 yılda 10 milyar dolar yatırım yapacakmış. Halbuki diyor Katar... 15 milyar dolar Türkiye'ye yatırım paketini filan açmıştı. Anadolu Ajansı da 2018 Ağustos ayında böyle geçmişti. Ama bakıyorsunuz Mart 2022 sonu itibariyle 15 değil 1.3 milyar dolar yatırım yapılmış. Araplar enteresan bir şekilde Arap sermayesi, Suud, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri çoğaltabilirsiniz. Artık kendisi açısından da belli kalemlere yoğunlaşıyor. Bunun iki nedeni olabilir. Bir, feasible görmüyor olabilirler. İki, Böyle talimat alıyor olabilirler veya böyle yönlendiril yönlendiriliyor olabilirler uluslararası dengeler açısından. İkisini de hesaba katmak lazım. Reuters'a konuşan dört kaynak Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Sel Selman Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir bölge turu planlıyor demiş ama Suudi Arabistan 16 ülkeye seyahat yasağı koymuş biri de Türkiye. Eminim. Bin Selman Türkiye'ye geldiğinde bu konu sorulmayacak. O arada Macar Başbakanı Orban yeni kabinesini açıklamış. Açıklar açıklamaz da savaş durumu nedeniyle ülkesinde olağanüstü hal ilan etmiş. Hemen akla tabii Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de bir savaş durumu nedeniyle olağanüstü hal ilan eder mi? Seçimleri erteler mi? Ertelerse bir yıl erteler zaman mı kazanır? Ya da seçimler tümüyle mi kalkar falan gibi sorular geliyor. Bilmiyorum. Bilmiyoruz. Ama Orban olağanüstü hali ilan etti. Tek başına iktidara geldi. Karşısındaki büyük ittifaka rağmen. Şunu unutmayın. Bir önceki yayında veya iki önceki yayında Macaristan'ın nüfusunu yanlış söyledi Macaristan'ın nüfusu 9.8 milyon gibi bir şey. 10 milyon diyin siz. Macaristan'ın nüfusu 10 milyon. Ki bu nüfus 50-60 yıldır aynı. Hiç değişmedi. Hep aynı seviyede. Ancak Ukrayna Savaşı'ndan sonra bir ay içinde 700 bin Ukraynalı Macaristan'a geldi. Bu 10 milyon nüfusta 700 bin e, aşağı yukarı şu anda Türkiye'deki Suriyeli artı Afgan nüfusu kadar bir nüfus demektir. Ve bu Türkiye'ye 10 yılda geldi ama Macaristan'a 1 ayda geldi. Dolayısıyla e, Orban'ı olağanüstü hal gerekçesinde, e, olağanüstü hal ilan gerekçesinde haklı kılıyor. E Bir de tabii bir ay önce aldığı seçimlerde e, bir güç var, e, bir güven tazeleme var. Onunla da yürüyor. Hatırlatmış olalım ama... İki önemli hatırlatma var. Biri George Soros'tan. George Soros Macar kökenlidir. Macaristan'dan gene bir Macar kökenli e, milyardere geçtik. Bu güncel fotoğraf Davos'ta e, dün çekilmiş fotoğraf. George Soros'un ilerlemiş yaşına rağmen halen aktif. Diyor ki, "3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı o" diyor. "Ukrayna'daki savaşı medeniyetimiz bundan sağ çıkamayabilir." diyor. Ukrayna'daki savaş 3. Dünya Savaşı'nı başlatmış olabilir ve medeniyetimiz bundan sağ çıkamayabilir. Evet. O arada Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı'na yönelik artık benim için Takis yok çıkışının ardından Yunan hükümet sözcüsü karşılıklı tartışmaya girmeyeceğiz diye geçiştirmiş. Tuğçe Varol Türkiye'nin NATO meselesindeki polemiğini kendi işine gelecek şekilde Erdoğan olayı yönetiyor diyor. Kendi işine gelecek şekilde de dönebilir. Manasına geliyor bu. Ee, Almanya Türkiye'yi kıskanıyor mu bilmiyorum ama ben Almanya'yı kıskandım. Çünkü 9 euroluk biletler satışa çıkmış ve 9 euroluk biletle bir ay içerisinde e, otobüs, tramvay, tren gibi hızlı tren hariç ülke içerisinde e, kullanabilecekmişsiniz. Keşke İngiltere'de de böyle bir şey olsa. 9 poundluk bir bilet çıksa bir ay boyunca içeride otobüs, tramvay, tren neyse metroda bunu kullanabilsek ama İngiltere'de bunun olabileceğini şu aşamada zannetmiyorum Almanya'da olması da gerçekten kıskandırıyor George Soros'tan sonra ikinci büyük uyarı 2008 mortgage krizini haber veren Michael Burry'den geliyor ki uğruna kitap yazıldı, film çekildi 2008'de dediğim gibi bu bir uçak kazasını izlemek gibi acıtıyor, hiç eğlenceli değil ve ben gülümsemiyorum tüm çöküşlerin anası geliyor diyor sonra da silmiş bu tweet'i ama attı bir kere o tweet'i. 2008 mortgage krizini tahmin eden kişinin yeni kehaneti efendim. Orada Avrupa Birliği atıklarının yarısı Türkiye'den Türkiye'ye gidiyormuş. Bu da Eurostat araştırması Avrupa'nın çöpü de Türkiye'ye yakışıyor mu? Siz karar verin. İngiltere hükümeti Chelsea'nin Amerikalı bir konsorsiyuma satışını onaylamış Abramovich'in elindeki 4.2 milyar e, dolarlık sterlinlik değer de böylece gitmiş oldu. Orada hatırlatalım Abramovich'in mülklerine falan da el konulmuştu. E, solda görülen mülk 170 milyon e, sterlin değerliğinde Kensington e, Chelsea bölgesinde. Yani 170 milyon dolar e, Roman Abramovich'in Londra'daki evi haliyle işte Kemal Kılıçdaroğlu'na bir gönderme yapayım. Bunun üçte biri kadar bir paranın Amerika'ya çıkarılması aile için filan dediğinizde biraz küçük kalıyor. Orada Elizabeth Line açıldı. Londra'da 12 metro hattı var. 13. olarak Elizabeth Line açıldı. Belki de 14. 12. si bilmiyorum. oturup alt alta saymadım. Ama sessiz sedasız bu açılış çok büyük böyle bir gövde gösterisi vesaire olmadı. Hatırlatalım. 19 milyar pounda mal oldu. 3 yıl önce açıl, e, açılacaktı bu. 3 yıllık gecikmeyle artı 5 milyar dolar, şey 5 milyar e, sterlin daha ilaveyle bütçesini artırarak oldu. E, çok büyük bir proje. E, 19 milyar dolar harcanmış bir metro hattı. Ama dediğim gibi sessiz, sedasız açıldı İnsanları da kullanmaya başladı. Böyle. Umulur ki e, bu tür konular artık politikacıların, siyasetçilerin propaganda malzemesi olmaktan çıksın bundan sonra. Kaçar mı çarpışır mı başlıklı yayınımız biraz uzun sürdü. 40 dakikayı doldurduk ama çok gündem maddesi var. Ben de haftada 3 yayın yapıyorum. Günlük yayın yapsaydım biraz daha kısa olabilirdi ama haftada 3 yayına ancak başlıkları e, böyle sığıştırabiliyoruz. Umarım mazur görürsünüz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.